Selam arkadaşlar, bir amcaoğlu videosuyla yine karşınızdayım. Bu akşam yıldız pozluyoruz. Aynen şu fotoğraftaki gibi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir amcaoğlu videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş parmak. Evet, yıldız pozluyoruz. Yani yukarısı şu anda Samanyolu. Benden şiddetle yıldız fotoğrafçılığı, Samanyolu fotoğrafçılığı ile ilgili bir video istediniz. Samanyolu ne zaman fotoğraflanır? Bunun için doğru zamanı beklememiz gerekiyordu. Doğru zamanda nedir? İşte dolunayın olmadığı, yani tam tersine dolunaydan 15 gün sonraki ayın tamamen kaybolduğu bir dönemdir. Şu anda zifiri bir karanlıktayız aslında. Ben dışarıdan destek ışık alıyorum. Işıkları söndürüyoruz ve ışıkları açıyoruz. Gördüğünüz gibi destek ışıklarım var. Teşekkür ediyorum. Ve gökyüzünde aslında Samanyolu var. Şu anda ışıkları kapattığımız zaman yukarıdaki Samanyolu fotoğrafçılığına başlayacağız. Bunun için aslında çok basit ayarlarımız var. Çok sabit. ISO'yu tavan yapıyoruz. Fotoğraf makinenizin çıkabildiği kadar yukarı ISO'yu çıkarıyoruz. Diyaframı açabildiğimiz kadar, yani rakam olarak düşürebildiğimiz kadar düşürüyoruz. Bu 4.0 olabilir veya 1.0, 1.8 olabilir. Süreyi de 30 saniye, 20 saniye, 25 saniye gibi bir sürelerle deniyoruz. Yalnız 30 saniye, 25 saniye sıkıntı yaratabilir çünkü dünya o esnada hoppala, dünya o esnada dönmeye devam ettiği için yavaş yavaş yıldızlar kayabilir ve kare üzerinde silik çıkabilir. O yüzden deniyoruz. 20 saniye, belki biraz daha aşağı falan. İlk çektiğiniz kareyi referans alın ve ondan sonra da aşağı yukarı yönlü oynayın. Özetliyorum, yıldız fotoğrafçılığı çekmek için doğru zaman çok önemli. Yani dolunaydan 15 gün sonra. Bununla ilgili internete girdiğiniz zaman dolunayı takip edip dolunayın tamamen yok olduğu, daha doğrusu ayın yok olduğu bir zamanı seçebilirsiniz. En önemli noktalardan biri, şehirden uzaklaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir tane arabanın dahi geçmediği, bir tane sokak lambasının bile olmadığı bir yerde bulunmanız gerekiyor. Az önce size yaptığım ışıkları kapatıp ışıkları açtığımız bir anı gösterdik. Yani ışıklar kapandığı zaman hiçbir şey görmüyorsunuz. Elinizi buraya tuttuğunuz zaman bile görmüyorsunuz. Öyle bir mekan seçmeniz gerekiyor. Kafanızı gökyüzüne kaldırdığınız zaman çıplak gözle bile Samanyolu'nu görebiliyor olmanız lazım. Ondan sonra da ISO yukarı çıkabildiğiniz kadar diyaframı aşağı indirin ve ondan sonra sürelerle oynayın. Size ufak bir yan bir önerim daha olacak. Birçok fotoğraf makinelerinde ISO'yu tavan yaptığınız için fotoğraflarda kumlanma olacaktır. Bunun için eğer fotoğraf makinenizde bir kumanda varsa bulb modunda 4 dakika, 5 dakika, belki 6 dakika gibi pozlamalar yapabilirsiniz. Yani kumandanızdan şey kilitlediğiniz zaman gidip kahve içersiniz, gelirsiniz ve o kilidi kaldırdığınız zaman zaten ondan sonra da kare kilitlemiş olur, işlemeye başlar. En önemli nokta da fotoğraf makinesinin hiçbir şekilde titrememesi gerekiyor. Çünkü yıldızlarla uğraşıyorsunuz. Minimum titreme bütün fotoğrafı mahvedecektir. Baştan başlamanız gerekiyor. Özetle dediğim gibi ISO tavan, diyafram aşağıya ve zamanla oynuyorsunuz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bu haftalık da benden bu kadar. İşte size yıldızlarla ilgili minik minik fotoğraflar çektim. Onları paylaşıyorum. Bir sonraki hafta görüşürüz arkadaşlar. Ve varsa bir öneriniz videonun altına yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz haftaya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Baş parmak. Bay bay. Işıklar kapan. Işıklar kapanmadı. Görüşürüz. Bay bay.